Yani şimdi ikinci Mahmut'un şeyini hatırlayalım. Fetvayı ya da ikinci Mahmut'un söylemini hatırlayalım. Ne diyordu? Müslümanı camide, evet, Hristiyanı kilisede, Musevi'yi sinagogda görmek isterim. Tebaamın dışarıda, bu ibadethanelerin dışında farklılıklarını dile getirmelerini istemem. Bu neyi anlatıyor bize? Osmanlı'daki seküler yaşam tarzını. Bakın şimdi görülmemiş değil. Hı-hı. Bak fark edilmiş, tutmaya çalışılmış. Bu Osmanlıcılığın özü bu işte. Osmanlıcılığın özü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene söylemi de zaten bu Osmanlıcılık, bunun bu şekildeki bir ifadesi. Orada da ne mutlu Osmanlıyım, burada ne mutlu Türk'üm diyene. İkisini ya bu resmi ideoloji olarak, evet, resmi ikisini milliyetçilik de olarak evet, aşağıya indiriyor. Herkesin İkisinde böyle de kültürel milliyetçilik var. Orada da, tabii, kültürel milliyetçilik, burada da kültürel milliyetçilik. Üstkimlik getirmeye çalışıyor, evet, üstkimlik getirmeye çalışıyor. Çağına göre çok önce söylemiş bir söz herhalde ikinci Mahmud'un o yaklaşım biçimi. Çünkü o dönemde böyle bir şeyi evet, formülasyonu yapmak yani çağına göre çok önemli bir şey. İkinci Mahmud Fatih Sultan Mehmet'ten sonra en önemli padişahtır, evet, diye İkinci söylememizin çok önemli, çok önemli. Belki tabii bizim açımızdan yani Fatih döneminden bize kadar gelen bir çizgi yok ama, hı hı, bizim açımızdan II. Mahmut daha önemlidir. Çünkü II. Mahmut'un kurduğu düzen devam ediyor. Devam ediyor. Katılıyorum, yani, aynen öyle. Dolayısıyla hala bir geçerli anlamda rejimin değil, rejim değişip duruyor. Rejim çünkü değişti. Rejim değişip duruyor ama mesela tekrar Osmanlı Devleti'ni yeni baştan kuran II. Mahmut. Hı hı. Yani burada da bunu bir ciddi olarak bu son dönemde o da şeyle çelişiyor. Çöküp parçalanma teorisiyle çelişiyor. Hı hı hı. Yani II. Mahmut ve peşine Abdülmecid'in kurdukları, ona isterseniz Tanzimat Devleti deyin, ne derseniz deyin. Bugün mesela temel olarak bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde olup da orijinlerini oraya götüremeyeceğiniz kurum yok. Yok mesela Danıştay'ın bir tanesi yani işte. Danıştay bir tanesi onlardan biri yani kurumsal olarak yani kesinlikle baktığınız zaman. Yani Meclis-i Valaya, Ahkam-ı Adliye bölüne bölüne. Yargıtay da öyle, Danıştay da öyle. Yani öyle bakacak Batı olursanız. Batı kurumları esaslar üzerinde kurduğu için bugün yani aynı şeyler geçerli olduğu için muhafaza etmişiz onları. Dediğiniz gibi yani Meclis-i Valaya, Ahkam-ı Adliye parçalanıyor, bölünüyor, birleşiyor vesaire. Merak ederim tarihçi olarak ne zaman yani bir grup biz artık şunu olmayalım da biz böyle olalım, ne zaman artık avantajlı olmaz falan. Bazen şanslıyız görebiliyoruz. Yani mesela Amerika'dan ayaklandıkları zaman o 13 koloni İngilizlere, adamlar kendilerine hala İngilizlerin haklarından bahsediyorlar. Hı hı. Diyorlar ki İngiliz kralı İngiliz haklarını ihlal ediyor. Bizden onay almadan vergi koyuyor. Bu bir İngiliz'in hakkını ihlal etmektir falan. Fakat ondan sonra bir noktada Amerikalı oluyorlar. Bizde de yani misak-ı milli ilan edildiği zaman hala Osmanlı İslam ekseriyetinden bahsediyor. Ankara'da meclis açıldığı zaman Mustafa Kemal Paşa hala şeyden bahsediyor, Osmanlılıktan bahsediyor. 1920'ye kadar aslında burada hala Osmanlı resmi ideolojisini yürütmeye yani çalışıyorlar. Ama ayıklayamaz kendini, koparamaz. İşte, yani. Hayır ama ondan sonra bir gün koparıyor. O kültürle, o eğitimle, o felsefeyle büyümüş, eğitim almış. Ama şimdi ne zaman koparıyor? Şimdi bakın. Bir gün koparıyor. Bakın ne zaman koparıyor ama. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı İmparatorluğu Devleti'nin devamı. Devlet devam ediyor. Neyi değiştirdik? Siyasal rejimi monarşiden buraya cumhuriyete geçtik, tabii, değil mi? Monarkın yerine, hı, cumhuru, halkı koyduk. Şimdi tabii ki burada ciddi bir değişim ama i̇şte, devlet devam etti. Devleti mesela, yok etmedi. Kurumları ve kültürü tabii devam ediyor. Kurumu, kültürü devam ediyor. Siyasal rejimi öyle. Şimdi ha, o açıdan da mesela göre, o açıdan da mesela şeyden Kajelere gözüm takılıp duruyor. Şimdi Osmanlı çöktü mü? Ya belki de çökmedi. İşte devam ediyor. Yani bu yeni Osmanlıcılık falan da değil. Herkes ufalıyor. Şimdi aslında bir anlamda Tanzimat'ın, yani, ıslahatın tabii bir sonucu olarak böyle bir sonucu, yapı ortaya çıkmış oldu yani. Çünkü yani kimse o dönemde atılan ülkeler temeller buharlaşmıyor, halklar havaya uçmuyor. Yani değişiyor. Hepsi işte. Değişime, yani Erol Bey'in onu veciz söyledi. Rejim değişiyor, üst yapı değişiyor ki onu da bazen biz tarihçiler olarak bakıyoruz. Aa diyoruz, tamam 1921 Teşkilat-ı Esasi Kanunu'nda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demişse zaten o gün kaldırmış saltanatı. Kaldırdı bir sene sonraya şey gerek yok. Öyle. Zaten o fikir onu söylediği fiili zaman fiili olarak başlamış kalkmış demek. Yani, ama resmi olarak da daha son olacak. Erzurum yani Kongresi'ne yani demediler mi egemenlik kayıtsız şartsız halka aittir demiş. Sivas'ta da dile onda getirildi. Ama bu tarafta bu tarafta doğrudan doğru 1921 işte Teşkilat-ı Esasi Kanunu'nda, evet, yazdı.
orada ifade etti. Şimdi Erzurum'da, Sivas'ta Kuvayi Milliye'yi ve Kuvayi Milliye'yi amil milli iradeyi hakim kılmak esastır diyor. Tabii orada da söylüyor. Efendim evet, üstelik de şimdi, düşünün, halife padişah orada oturuyor. Bu tarafta meclis söz konusu. Ama yine aynı Osmanlı vatandaşları bu cümleleri dünyaya işte, ilan ediyor. Tabii tabii. Fakat orada yani bir noktada hakikaten artık bu İnsanlar bir gün böyleler, ertesi gün başka bir şey olacak değiller. Gayet tabii ki. Yani ama işte değişiyor üst yapı. Diyorlar ki biz artık Osmanlı saltanatı ilga ettikten sonra artık kendini Osmanlı diyecek hali yok ya. O yani Osmanlı'yı Osmanlı yapan hanedan da o kadar önemli bir şey değildi. Tabii. Onu kaldırdıktan sonra 1922'den sonra kimse de Osmanlı'yım diyecek hal kalmadı tabii ki yani. Ama kesin bir kırılma noktası var orada. Şimdi bakın 1870'e... Şey kağıt üzerinde bir kırılma noktası olabilir. Yani 1922, evet. 24 bunlar kırılma noktalarıdır. Hayır, veya 1923 kırılma, evet, noktalarıdır ama o kültür, o kurum, mentalite aynen devam ediyor. Yani çok ya değişik bir şey olmadı. Devlet devam ediyor. Yani, ordu devam ediyor. Üniversite devam, devam ediyor. Mahkeme devam ediyor. Kurumlar devam ediyor. Mahkeme devam ediyor. Devam ediyor. Yani sıkıntı yok orada. Çağa göre değişimini tabii yapıyorsun. Tabii ki devam. Örnek 1876 Anayasası'nda Türkçenin devlet dili olduğunu, evet, resmi dili olduğunu yazılı mı yazılı. Hazır. Memur olmanın için ne diyor? Bu sınav işte, evet, Türkçe bileceksin, edeceksin. Şimdi bugün de ulusal devlet, var, ulusal üniter devlet kurmuşsun. Yani. Evet. Ne diyorsun? Aynen, Türkçe resmi dildir. Niye ikinci bir temel dil resmi dil olmasın? Temel, evet, temel fark prensipler var tabii. Kurallar. Osmanlı'nın resmi dilden anladığı dili, devletin, devletin dili. Evet. Devletin dili. Yani tabii, herkes benim resmi dilimi kullanacak demiyor. Tamam. Devlet memuru olmak için bu dili bilmen lazım. Doğru, geçerli olan, evet, dil budur. Evet. Nisan budur diyor. Evet. Ama hep burada öyleydi. Da, onu yazmadan hep önce de Osmanlı'da şey, öyleydi çok tabii zaten bir şey oldu. Yani başka yani, türlü yapaması tamam zaten. Şimdi Fatih döneminin bürokrasisi, o da Türkçe tutuyordu kaydını da ondan öyle. Hayır, şimdi bir takım kişiler televizyon ekranı da çıkıp konuştuklarında, hı, ifadeleri sanki Cumhuriyet kurulduğundan sonraki süreçte Türkçe resmi dili oldu ya da hayır, devletin hayır, kurulu. Hayır efendim, hayır, 1876 işte anayasa şimdi, orada duruyor. Geri dönün bakın bir Allah'ın kulları. Kullandı değil her zaman Türkçe. Allah'ın kulları, geri dönün bir bakın işte hatta, orada. Yazılı hatta, duruyor orada. Hatta mesela Arap vilayetlerinde şikayet oluyor. Diyorlar ki mahkemeye falan gittiğimiz zaman niye Türkçe kullanmak zorunda olalım? Yani Arapçanın da, hmm, biz Arap milliyetçileri o 1913'teki, hmm, kongrelerinde falan diyorlar ki biz Arapça kullanmak tabii istiyoruz. Tabii tabii Mısır'da. Yani Osmanlı'nın dili, mahkeme dili, bürokrasi dili, arşiv dili hep Türkçe oldu. Hep Türkçe. Hep Türkçe. Hep Türkçe. Yani. Saray dili hariç hep Türkçe. Ya sarayda da Türkçe konuşuyor. Türkçe yani. Şark abi Osmanlı, yok, dil yok, Türkçe, Türkçe canım. Türkçe. Ya ona bakarsanız Memlük Sarayı da Türkçe konuşuyor, İran Sarayı da Türkçe konuşuyor. Hatta Hindistan Sarayı da Türkçe konuşuyor. Ne olacak yani bugün İngilizcenin çok farklı politik teşekküllerde dil olması gibi. Yani biraz ona benziyor. Yani bu, evet, dillerin kullanımı Osmanlı'da da daha sonraki süreçte işte Tanzimat'tan sonraki süreçte bu batıyla mürebbiyelerin, hmm, gelmesi, hmm, bilmem ne de Fransızca evlerde Fransızca konuşuluyor. Bazı evlerde. Evet, mesela, hayır onu söylüyorum. Yani bununla birlikte. Peki Hakan Hoca şunu merak ederim. Özellikle. Şey üzerinden tabii tarih konuşmak anlamsız olsak üzere ama mesela Gutenberg Türk olsaydı ya da Gutenberg matbaayı icat et Osmanlı yurttaşı olsaydı veya adam biraz bunu bulduktan sonra oralarda kimseye satamayıp gelip bir aklı evvel padişahımız ya bu iyi bir şey deyip matbaayı İstanbul'a kurdursaydı, kitaplar basılsaydı, üniversite ortamı gelişseydi, şey başka bir şey olur muydu Türkiye'de? Şimdi şöyle yani çok zor bir şey bu ama biz mesela özellikle Türkiye'de maalesef çok batı merkezci bir eğitim sistemimiz var. Yani biz dünya tarihini, insanlık tarihini sadece batının tecrübesinden ibaret zannediyoruz. Yani burada çok büyük bir sıkıntı var. İnsanlığın büyük tecrübelerini, başka ülkelerin, başka kültürlerin tecrübelerini pek görmüyoruz. Uzak Doğu'yu hiç görmüyoruz. Uzak Doğu'yu, Hindistan'ı hiç görmüyoruz. Şimdi Gutenberg matbaayı bulduğu zaman müteharrik harfleri buldu. Yoksa Çinliler zaten vardı. Basıp duruyordu. Kağıdı fakat bulmuş, aynı basıyor dönemde, aynı sırada Kore'de de müteharrik hareketli harfler bulunmuştu.
çok aynı dönemde, yani bir Kore alfabesi tasarlanmış ve hareketli harflerle, bakın iki tane çok alakasız bir şey. Aralarında 10 bin kilometre neresi? Evet, 10 bin kilometre var. Bir Almanya'da, bir Kore'de iki tane alfabe yapılmış. Şimdi Batı uygarlığı böyle Batı açısından, özellikle bu bir 19. yüzyıl Batı eğitiminin yarattığı bir şey, his. Daha önceki bütün medeniyetler biz Batılıları üretmek için var. Var, evet. Yani Babililer, Asurlular, kim ne yapmışlarsa, eski Mısırlılar, Yunanlılar, Romalılar hepsi bizi Batı. Bugün buraya taşımak için yapmışlar filan. Şimdi Batı o kadar izole bir yer değil. Asya'nın bir uzantısı, Avrupa bir yarımada. Şimdi Çin'in pusulası, Çin'in barutu, Çin'in kağıdı. Şimdi nedir mesela havai modernite? Fişekler. O sadece füzenin önünü açtı. Sadece havai işte, değil mi? Füzenin önünü açtı. Füze yapan adamlar da var. Hint de yapıyor, söylüyorum. Osmanlı da yapıyor diyorum. Kızıyor arkadaşlar falan. Şimdi bunlar mesela başka kültürlerde bunu yapıyor. Eğer mesela Çin'in Batı uygarlığını taşıyan nedir? Ateşli silahlar. Şimdi barut şeyden geliyor, Uzak Doğu'dan geliyor ve 13. yüzyılda ulaşıyor. Eskiden alay ederlerdi. Efendim Çinliler barutu buldu ama sadece kestane fişeği yaptılar. Bugün öyle olmadığı, top kullandıkları biliniyor. Evet. Top kullandıkları biliniyor. Şimdi sorunuza gelince, şimdi Gutenberg Osmanlı değildi ama mesela bu har gücü çok önemli değil mi? 18. yüzyılda. Ben size söylesem ki Osmanlı 16. yüzyılda bu har gücünü biliyordu. İnsanların beyni farklı çalışıyor. Şimdi İngiliz kazanı kaynatıyor, lokomotifi çeviriyor ya da çıkırığı çevirtiyor. Bizimkiler de buhar bulmuşlar. Ne yaptıklarını biliyor musunuz? Döner çeviriyor buhar. Bildiğimiz döner. Bildiğimiz döner. Döner şeyini kendi kendine çevirsin diye bir buharı kullanıyor. Yani şimdi şimdi tabii oradaki fark mühendisliği geliştir. Mühendislik gelişiyor bakış açısı, orada. Bakış açısını biraz espri olsun diye söyledim ama hani buhar gücünü bulduk ancak döner çevirdik filan. Şimdi bu şekilde de indirgemek mümkün ama yani Osmanlı erken modern dönemdeki nispeten merkezileşmiş diğer devletlerden çok bir farkı olmayan bir devletti. Teknolojisi de farklı değil. Çok benzer şeyler yapıyor. Yani, şimdi mesela, atıyorum, atmıyorum, doğru söylüyorum, niye atayım? Bursa'da 1000 yıldır tekstil sanayi var. Evet, aynen öyle. İşte keza Denizli'de 1000 yıldır tekstil var. Osmanlı'nın önemli ihraç maddelerinden bir tanesi tekstil sanayi. İşte mesela buharı bulup da döneri çevireceğine, buharı i̇şte, tekstil makinesine tamam, işte çevirip, mesele o da oluyor, etse, o da oluyor. İşte ana mesele mesela o. 1840'larda Bursa'da, çok ciddi şeyler var, buhar kullanan fabrikalar var. O kadar erken. İşte yaygınlaştıramıyoruz. Ana meselemiz o. Ama şimdi orası bir tekstil merkezi. Şimdi ya da tekstil makinesi yapmayı akıl etmiyor yani. Etmiyoruz. Ya ihtiyaç yok onun için. Yani ihtiyaç mı yok, düşünmüyor şimdi mu? İhtiyaç yok. Şimdi düşünmüyor. Bir de mesela, ihtiyaç olmadığı için. Çünkü pazarlamayı bilmiyor. Bir de şöyle bakın, sanayi ürünleri her zaman en kaliteli ürünler mi? Bugün el ürünleri niye çok pahalı? Yani aslında Osmanlı kendi el ürünü, kendi nüfusu artmıyor zaten. Kendi el ürünüyle, zanaatçısıyla, zanaatkarlarıyla ayakta duruyorsa... Ama diğer tarafta ucuz bal geliyor, onu koyuyordu. Evet. İşte 1838 İngiliz Ticaret Anlaşması değil ama niye çökertti? Şimdi, sonuçta geliyor. Çin malı kaliteli mi? Niye Çin ekonomisi fazla veriyor her şeyde? Açısından tabii ki diş sökmüş ama oluyorsunuz. Ama lafı ağzından aldınız. Yani bugün mesela Çin nasıl piyasaları ele geçiriyor ve yaptığı şeyler kalitesizse Avrupa'da öyleyse. Ama bir de şunu yani, şunu hatırlayınız. Şunu da Çin yapıyor sonuçta. Ama bir de şunu hatırlayınız Osmanlı'da. Evet. İngiliz kumaşı diyorsun. Asılacaksan İngiliz sicimiyle asıl diyorsun. Evet. Ha, demek ki o kadar da kalitesiz gelmiyor. Şimdi asıl oradaki diğerlerine yıkan, göre. Değil mi? Bir asıl yıkan ne oldu? 1838 İngiliz Ticaret Anlaşması'ndaki vergi meselesi. Bir yerli üreticiyi yıkan, yok eden ne oldu? Onu fark edemediler. Rekabetin olamayacağını yığmış İngiliz endüstriyel mallarının sınırını. Onu fark edemediler. Ya sandılar işte, ki navhav gelecek. Bugün yani, de aynı bugün dert var işte. Bu prosesler, yani ben iktisatçı değilim ama bu sistem, bu süreçler bugün de hiç durmadan devam ediyor. Yani bugün de hiç durmadan devam etmesi Türkiye'nin bölünme ve toprak kaybetme paranoyasında haklı mı çıkartır? O bambaşka bir şey. Ben onu hep haklı görüyorum. O paranoya hep var olmalıdır diye de düşünüyorum. Şimdi şöyle, devletim diyen herkes, hiç fark etmez. İsviçre'de bile var. Yani bu paranoyadan da öte bir
egzistansiyel realite. Bir realite. Türkiye'nin komşuları sıkıntılı. Sadece Güney ve Orta Doğu değil. Yani Orta Doğu, hı hı. Batak'ta Doğu tarafı çok iyi, Kuzey tarafı çok mu iyi, Batı tarafı çok mu iyi? Yani dolayısıyla sıkıntılı bir coğrafyada şey yapmakta, teyakkuz halinde olmakta muhakkak şey var. Yerden göğe kadar o paranoya hep yaşatılmak zorundadır. Güvenlik dediğiniz zaman bugün dünyada akan sular duruyor. Her zaman için teorilerle şeyler. Yani başka bir şeye de gerek yok. Bizim mesela tarihten gelen işte haklarımız, uluslararası hukuk. Yani güvenlik dendiği zaman akan sular duruyor. Var mı güvenlik problemi? Var. Var. Yani aşağıda sınırda yangın var. Siz de üst kattasınız. Alt katta yangın oluyor ya da üst kattan su damlıyor. Şimdi tamam kimsenin egemenliğine karışmayacaksınız ama... Baba sana yangını söndür. Hayır, gel o zaman söndür diyorsun. Sana teorik olarak adam neler sayıklıyor? Diyor ki, istiyorum aslında ama söndüremiyorum diyor şimdi. Yani... Ya da ben tatildeyim gelmiyorum diyor. Siz başınız çaresine bakın. İtfaiyeci başı olarak sen orayı... İtfaiyeci başı olarak sen diyor. Şimdi Türkiye'nin bu konuda yani böyle bir paranoya içinde olmasını... Paranoya bile deneyelim buna. Hayır, yani, böyle gerçeklik yani. Fatih Bey öyle kullandığı var. Için evet, şimdi evet, onun üzerinden evet. Sürdürüyorum. Şimdi bir kere haklı nedenleri var. Güvenlik. Bir. Tabii ki güvenlik evet. Ama bu da boşuna değil. Bakın yıl 1969 o günkü Amerikan Cumhurbaşkanı'nın güvenlik başdanışmanı var. Adı Edward Luttwak. Bu adam darbe nasıl yapılır diye bir kitap yazdı Fatih Bey. Ve Türkiye türü bütün ülkeler bir sürü şey. Buralarda nasıl olmalıdır? Bugün hani 15 Temmuz'da model ne yaşıyoruz var. Lütfen geri dönün bakın o kitapta ne anlatıyorsa geliyor. Şimdi bakın bizim bunu Türkçesini 1996 yılında çeviri yaptık. Bu Silivri'de Ergenekon'da yargılanırken de ben mahkeme heyetine o kitabı götürmüştüm. Dedim bakın daha 1969'da yazmış. Buralarda bu kitap yazılmış. Bu kitap evet yazılmış. Adam orada diyor ki bu bir el kitabıdır. Aynen diyor mutfakta yemek yapma kitabıdır diye yazmış Fatih Bey. Aynen öyle. Ve diyor ki bunlar böyle uygulanmalı. Ben de mahkeme heyetine gösterdim. O zaman şimdi hapiste olan Hasan Hüseyin Özdes'e mahkeme başkanı böyle yükseldi. Kameraya gösterin, kameraya gösterin dedi kitabı. Dedim, almış o da galiba abilerine vermiş. Evet, ama okumamışlar. Ya, evet. Şimdi bakın. Şimdi oradan hızla sokuları yürüyorum. Bakın şimdi oradan hızla yürüyorum. O çerçevede olan bitenleri hatırlayın. 12 Mart 71 arkadan geldi. 16 Şubat 1969 işte kanlı pazar sürdürdü geldiniz. Sene oldu 1988. Amerikan parlamentosu bir konu tartıştı. Konunun ana başlığı şuydu. Türkiye'nin Kürt meselesi. Bak başlık oydu. Aynı konuda 1998'de bir kitap yazıldı. Kitabı yazanlar eski Türkiye'nin CIA 2 sorumlusu kitabı yazanlar. Ön sözünü yazan da Morton Abramowitz. Bakın orada da bu açılım sürecindeki neler önerildiyse bu AKP hükümeti tarafından evet o kitapta da aynısı var. Sene oldu şimdi 2003. Orada bir cümle var. Ben en çok takıldığım cümle o. Birleşik Türkiye Devleti diye bir cümle var. Orada. İstediğimiz budur. Sonra Birleşik Suriye diye aynısını Kerry kullandı. Bundan neredeyse bir ay önce uluslararası basının önünde Lavrov'la yan yana dururken. Bakın geldik sene 2003. Condoleezza Rice güvenlik başdanışmanı iken ne dedi? Bölgede 22 devletin yani ülkenin sınırı değişecek dedi. Ve siyasal rejimi değişecek aynı zamanda dedi Fatih Bey. İçinde Türkiye de var, bunun İran'da var. Şimdi durup dururken çıkacak. Değil mi efendim? Bakın şimdi durup dururken bunlar söylenmez ki. Obama ne dedi? IŞİD'le mücadelemiz 30 yıl devam edecektir. Bunun anlamı ne? ABD 30 yıl bu bölgede kalacak, düzenlemeleri ancak 30 yılda yapacak. Ben böyle okuyorum. Mesajlar açık. Bakın ben böyle okuyorum bunu stratejik açıdan baktığım zaman, kendi yetiştiğim bilim disiplininde bana bunu böyle okutuyor. O zaman sizin sorunuz geliyor, haklı bir yer buluyor. Evet, Türkiye şimdi paranoyayı kullanmayayım, bu korku, kuşku, endişeyi duymak zorundadır. Güvenlik şimdi birinci meselesi. Türkiye herhangi bir savaşa girmeksizin, bir savaşın belli başlı sonuçlarını şu anda ödüyor mu? Zaten ödüyor. Ödüyor. Çok ağır şimdi ödüyor. Ağır bir şekilde çok ödüyor mu? Ödüyor. Ekonomisi etkileniyor mu? Etkileniyor. Şeyler, mülteciler geliyor mu? Geliyor. Oradan etnik temizlik yapıp gönderiyorlar mı? Gönderiyorlar. Etnik temizlik yapan adama lojistik destek veriyor mu? Türkiye mülteciyi kabul etmekle veriyor. Başka çare yok çünkü. Ne yapsın? Ölsün mü adam? Şimdi sıkıntılı bir dönem. Orta Doğu'da bu Arap Baharı ile olan kaynama henüz soğumadı. Oturmadı, oturuşmadı. Mısır filan gibi darbeyle marbeyle suni olarak soğutup
durdurmaya çalıştıkları yerler var ama yani çok daha başka dinamikler de var. Peki hocam.